Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance TR borsasını basit şekilde nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Binance TR'yi hem web üstünden hem de mobilden kullanabiliyorsunuz. Ben bugün webten örnek vereceğim ama isterseniz mobil uygulamasını indirip gösterdiklerimi orada da uygulayabilirsiniz. Bu videoda sizle beraber Binance'e kayıt olacağız. Daha sonrasında kendi banka hesabımızdan Türk Lirası yatıracağız. Bu yatırdığımız Türk Liralarını USDT'ye çevireceğiz. Yani coin alacağız ve bununla da istediğimiz coinlerle transfer yapabileceğiz. Daha sonrasında da videonun sonunda nasıl banka hesabımıza Türk lirasını geri çekebileceğimizi göstereceğim. Bu video basit anlatım olacak arkadaşlar. Daha detaylı anlatımının videosunda da kanalımda yer vereceğim. Binance TR sıfırdan eğitim oynatma listesinin içinde bu videoya ulaşabileceksiniz. İsterseniz çok fazla laf uzatmadan hemen hesap oluşturalım. Sağ üst taraftaki hesap oluştur kısmına tıklayarak hesap oluşturma ekranına gidebiliyorsunuz. Bu arada Binance TR'nin linkini açıklama kısmına bıraktım. Referans linki değildir kesinlikle. Bunu özellikle söyleyeyim çünkü artık referans linki paylaşmakta yasak. Bu yüzden indirim referans linki artık paylaşamayacağım. Normal link paylaştım. TR Binance. gidebilmeniz için açıklama kısmındaki linke de tıklayabilirsiniz. Lütfen sahte linklere dikkat edin. E, trbinance.com olduğuna emin olun arkadaşlar. Ücretsiz kayıt olmak için klasik e-posta adresi ve telefon numaramızı yazıp bir tane şifre belirliyoruz. Ayrı olarak kişisel bilgiler kısmında var. Burayı doğru doldurmanız gerekiyor. Çünkü siz kendi banka hesabınızdan Binance TR'ye para yatıracaksınız. Doğum tarihiniz, vatandaşlığınız, ve TC kimlik numaranız doğru olması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edin çünkü para yatırma işlemleri otomatik gerçekleşiyor. Hatta bankaların mobil uygulamalarında da artık kripto yatırma butonları var. Oraya tıkladığınızda Binance TR'ye direkt otomatikmen para yatırabiliyorsunuz. Bu direkt sizin hesabınıza geçiyor. Bu şekilde bu bilgileri de doğru doldurmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra onaylama işlemlerimizi yapıyoruz. E-postamızdan ve daha sonrasında giriş yap butonuna tıklıyorum. İsterseniz Binance Global'e de oturum açabilirsiniz diyor. Eğer Binance Global hesabınız varsa buradan direkt onu da bağlayabilirsiniz. Eğer daha yeni kayıt olduysanız direkt buradan e-posta adresinize şifrenizi yazıyorsunuz. Biliyorsunuz ki Binance Global'de artık Türkçe dil desteği yok ama kullanım devam ediyor. Yani herhangi bir kısıtlama gelmedi kullanıma. Ama ne olursa olsun zaten biz önceden de Binance TR hesabı kullanıyorduk. Çünkü Binance Global'e direkt para yatırım işlemi yapamıyorsunuz. İlk önce Binance TR'ye yatırmanız gerekiyor. Daha sonrasında da Global'e transfer etmeniz gerekiyor. Bunları da zaten detaylı şekilde eğitim videosunda göstereceğim ilerleyen videolarda. Buraya hemen ben de bilgilerimi yazıp giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra işlem yapabilmek için kimlik doğrulaması yapmamız gerekiyor. Ben daha önce kimlik doğrulaması yaptığım için... Bunu size uygulama olarak gösteremeyeceğim ama çok basit. Direkt buradaki profil simgesine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi kimlik doğrulama Kısmı var buraya tıkladığınızda sizi zaten kimlik doğrulama ekranına atıyor burada doğrula kısmı çıkacak sizde temel bilgileriniz zaten ilk başta kayıt olduğunuzda yazmıştınız burada onları tekrardan size onaylatıyor ikinci kısımda ise kimlik fotoğrafınızı ve selfie'nizi yüklemeniz gerekiyor daha sonrasında kimlik doğrulama işleminiz gerçekleşiyor başka yapmanız gereken bir şey yok. Dediğim gibi daha önceden ben yaptığım için şu anda bunu uygulama olarak gösteremiyorum. Kimliğimizi de onayladıktan sonra yatırım yapmak için bir engel kalmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu anlattıklarımın hepsini mobil uygulamada da yapabilirsiniz. Ben webten gösteriyorum diye burada yapmak zorunda değilsiniz. Yatırım yapmak için sağ taraftaki cüzdan kısmına geliyorum ve yatırma kısmına tıklıyorum. Yatırma kısmında Türk Lirası ve Kripto yatırım kısımları var. Türk lirası kısmına tıkladığınızda zaten direkt bütün bankalar çıkıyor. Sıfır komisyonla yatırım işlemi yapabiliyorsunuz. Burada mobil bankacılık ile yatırabildiğiniz bankalar da mevcut. Mesela ben iş bankasından yazıyorum. Mobil bankacılıktan direkt kripto yatırma kısmına geliyorum. Oradan Binance TR'yi seçerek yatırmak istediğim miktarı direkt yazarak yatırım işlemini gerçekleştiriyorum. Yani burada IBAN'la falan uğraşmıyorum. Gördüğünüz gibi 4 bankada şu anda bu işlem var diğerlerine de ilerleyen zamanlarda gelecektir. Farklı bir borsa kullanıyorsanız da buradan diğer bankalara tıklayıp o IBAN'a para transferi yapmanız gerekiyor. Para yatırma işlemi yapacağınız banka hesabıyla Binance TR hesabınızdaki kişi aynı olmalı. Yani farklı kişinin banka hesabından kendi... Binance hesabınıza para yatıramazsınız. Lütfen buna dikkat edin. Eğer kripto yatırmak isterseniz de buradaki kripto kısmına tıklayarak istediğiniz kriptoyu yatırabiliyorsunuz. Şu anda bunu anlatmayacağım çünkü yeni kullanıcılar için bu karışık gelebilir. Detaylı kullanım videosunda kripto yatırmayı da sizle beraber göreceğiz. Zaten bu videoyu izleyen arkadaşlarımız daha yeni başladığını düşünerek ilk başta Türk lirası ile başlaması daha mantıklı. İleride kripto yatırımlarına ihtiyaç duyacaklar. Bunları da dediğim gibi detaylı kullanım videosunda anlatacağız. Yatırma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra bizim Binance TR hesabımıza TR'ye geçiyor. Yani Türk lirası geçiyor. İsterseniz Türk lirası paritesinde listeli olan coinleri alabilirsiniz bu Türk lirasıyla. Ama ben USDT'ye çevirmek istiyorum ve farklı borsalara da aktaracağım veya USDT ile işlem yapmak istiyorum derseniz de e, Usdt'ye çevirmeniz gerekiyor bunun için Üst taraftaki al sat butonuna tıklıyorum Zaten klasik borsa ekranı karşıma çıkıyor Ve sağ tarafta da gördüğünüz gibi pariteler mevcut yani benim elimde Türk lirası varsa Buradaki Türk lirasındakilerde işlem yapabiliyorum ama dediğim gibi bazı coin'ler Türk Lirası'nda listeli olmuyor. O yüzden USDT kullanmamız gerekiyor veya farklı borsalarda, global borsalarda Türk Lirası olmuyor. USDT ile işlem yapmanız gerekiyor. Elimizdekileri USDT'ye çevirmemiz gerekiyor. Bunu zaten size bugün göstereceğim. Ama dediğim gibi ben sadece Binance TR'yi kullanacağım ve buradaki Türk Lirası'yla listeli olan coin'leri almak istiyorum derseniz buradan direkt alabilirsiniz. USDT çevirmeniz gerekmiyor. Ethereum almak istiyorum. Ethereum TR paritesine tıklıyorum ve buradaki al sat butonlarını kullanarak satın alım işlemini yapabiliyorum. Türk Lirası'yla veya USDT ile almanız bu arada hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Bu da çok kafa karıştıran bir durum yeni kullanıcılarda. Yani ben Türk Lirası aldım o yüzden Türk Lirası'na bakmam gerekiyor diye bir şey yok. Sizin aldığınız coin adeti aynı. Yani sattığınızda da o coin'i satacaksınız. O yüzden ne ile aldığınız veya ne ile sattığınızın bir önemi yok. Elimizdeki Türk Liralarını USDT'ye çevirmek istersek arama kısmına USDT yazarak Gördüğünüz gibi buradaki USDT Türk Lirası paritesini seçebiliriz. Yani bizim elimizde Türk Lirası var. Türk Lirası vereceğiz ve USDT alacağız. USDT'yi seçtikten sonra limit veya piyasa emrini kullanarak işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Piyasa emri aslında direkt son fiyattan alım yapabildiğiniz emir. Yani burada şu anda son fiyat 34.29. Ben piyasadan eğer USDT al dersem son fiyattan işlem yapacak. Limit emri ise istediğimiz bir limitte emir vermek için kullandığımız. Mesela ben 34.29'dan değil de 34'den almak istiyorum. E, 34'e geldiğinde almak istiyorum daha doğrusu. 34 yazıyorum buraya. OSTT kısmına da istediğim miktarı yazarak işlemi burada emir olarak verebiliyorum. Limit emri olarak verebiliyorum. Ve açık emirler kısmına da bu emir düşüyor. 34'e geldiğinde bu işlem gerçekleşiyor. Limit emri genelde stabil coinlerde değil de e, normal coinlerde kullanılıyor. E Dediğim gibi bunları zaten detaylı eğitim kısmında anlatacağım kafanızı şu anda bununla karıştırmanıza gerek yok. Buradan dediğim gibi USDT al kısmına tıklayarak gördüğünüz gibi 2 USDT şu anda aldım. İşlem geçmişi kısmına tıkladığınızda gördüğünüz gibi 34.30'dan en düşük alabildiğimiz rakam çünkü bu 34.30 daha demin yanlış gösterdim kusura bakmayın. Kırmızı kısım alabildiğimiz e, yeşil kısımda satabildiğimiz kısım bu kafa karıştırabiliyor bazen ben de karıştırabiliyorum. Ama piyasa emrini kullandığınızda herhangi bir problem olmuyor. Limit emrinde buna dikkat etmek gerekiyor. 34 30'dan aldım. 2 tane USDT alabildim 68.60 Türk Lirasına. Bu USDT'ler elinize geldiğinde de nasıl global borsalara çekebileceğinizi zaten diğer videoda göstereceğim. Şimdi isterseniz nasıl banka hesabımıza Türk Liramızı çekebileceğiz bunu göstereyim. Önce aldığımız USDT'leri bir satalım. 2 USDT sat dedim. Gördüğünüz gibi şu anda tekrardan Türk Lirası hesabıma geçti 80 Türk Liramız var. Sağ taraftaki cüzdan kısmına geliyorum ve buradaki çekme butonuna tıklıyorum. İlk başta kripto çekme çıkıyor. Ben buradan Türk lirasını seçiyorum. Daha sonrasında zaten benim kimlik doğrulamam yapıldığı için ismin burada gözüküyor. Buraya kendi IBAN adresinizi yazarak çekim işleminizi yapabilirsiniz. TR IBAN kısmına IBAN'ınızı kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Çekmek istediğiniz Türk lirası miktarında buraya yapıştırıyorsunuz ve onayla diyorsunuz. Bu arada minimum çekme tutarı 4 lira. Yani çok ufak miktarlar bile çekebiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Çekmeden önce dikkat etmeniz gereken şeyler de burada yazıyor. Sadece kendi adınıza kayıtlı Türk Lirası banka hesabına çekim işlemi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yatırırken de buna dikkat edin. Sadece kendi hesabınız olması gerekiyor. Basit kullanım eğitimi için anlatmadığım bir şey kalmadı sanırım. Eğer kafanıza bir şey takılırsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Dediğim gibi Binance Seri isterseniz mobilden de kullanabilirsiniz. Daha kullanışlı olur. Anlık olarak takip etmek için. Umarım ki video sizin için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Diğer sosyal medya hesaplarımızın linki de açıklama kısmında bulunuyor. Onları da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol arkadaşlar.